Merhaba sevgili izleyiciler. Temmuz ayının ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün bildiğiniz gibi 1 Temmuz, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nın 90. yılı. Denizlerimizde yük ve yolcu taşımanın özgürlüğünü yaşıyoruz. Ve bildiğiniz gibi Ramazan ayının 27. günü Kadir Gecesi'nde bu akşam kutlayacağız. Buradan bütün Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı da kutluyoruz. Efendim bugün gördüğünüz gibi kırmızı beyazız. Tabii milli takımımızın önemli sponsorlarından Dio konuklarımız. Tabii ki isterdik yarı finaller oynamak, alışkın bir takımız çünkü. Ama olsun, önümüzde Eylül Dünya Kupası elemeleri var. Umudumuz, milli takıma olan güvenimiz her zaman devam ediyor. Şimdi bugün onun kampanyasını da konuşacağız. Konuklarım Dio Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Orhan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de bugün İzmir'den ayağınızın tozuyla geldiniz. Melek Hanım bizim programın aslında kıdemlilerinden. Aynı firmanın pazarlama direktörü. Ve 2 yıldır iletişimi götüren FCB Art Özgür Sağlam eş başkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim öncelikle tabii Dio bildiğimiz gibi ülkenin önemli lider boya markalarından. İsterseniz biraz gelişimden bahsedelim. Çünkü inşaat sektörü de aynı şekilde hızlı bir şekilde devam ediyor. Dio'nun spora katkıları malum devam ediyor. İsterseniz biraz bilgi aldıktan sonra iletişim kampanyalarını konuşuruz. Dio biliyorsunuz Türkiye'nin en eski boya markalarından bir tanesi. 62 yıldır Dio markası ile üretim yapıyoruz ve hemen hemen her sektörde, bütün alt sektörlerde üretim yapıyoruz. Ne demek bu? Bütün alt sektörler, inşaat boyaları, sanayi boyaları, mobilya boyaları, oto tamir boyaları, deniz boyaları. Yani ne varsa boya kullanılan aslında biz oradayız. Hem bunun üretimini yapıyoruz, hem tasarımını, hem de tabii ki satış sonrası hizmetlerini, teknik servisini, bunların tamamını yapan bir firmayız. Türkiye boya pazarına bakarsak aslında Türkiye boya pazarı da Avrupa'da oldukça iddialı. 5. sırada. 900 bin ton ve yaklaşık 2,5 milyarlık bir hacim var. O yüzden Türkiye'nin gelecekteki sektörlerinden bir tanesi olacak. Yukarıya doğru tırmanıyor. Çünkü Avrupa'daki yavaşlamayla beraber ister istemez bizdeki boya tüketimi ve de üretimi artıyor yıllar itibariyle. Bir de tabii ki kişi başı tüketim göreceli olarak Avrupa'ya göre daha az. O bizde düşük değil mi? Evet, yani 11 kilolar civarında. Biz en son böyle Yunanistan'la falan mukayese ederdik. Çok ciddi. Yani 7-8 kilogram fark vardı. Bilmiyorum şimdi ne kadar. Şimdi 11 kilo gibi bizim tüketimi, Türkiye tüketimi. Avrupa ortalamasına bakarsanız 16-17 kilolar gibi. Yani yine hala bir potansiyeli var. O yüzden eminiz ki Türkiye boya pazarı Avrupa'da da söz sahibi olacak. Gerek teknolojisi olarak, gerekse ürettiği ürünler olarak hiçbir eksiği yok aslında. Bir de tabii şey de gelişti. Renk kültürü de gelişti. Yani eskiden bizim işte kireç boya, bir beyaz vur oğlum, tabii, bir de şampanya rengi vur. Tamam, yani geç git. Ama şimdi baktığımız zaman neredeyse bizim Pantone katalogları gibi çok ciddi. Tabii. Hatta beğendiğin, istediğin rengi bile, yani bir yerden bir kumaş parçası getir veya bir çiçek yaprağı getir, aynı renk yapılıyor değil çok mi? Çok doğru. Biz gözünüzün rengini bile yaparız diyoruz. O kadar iddialıyız. Bunun için tabii teknolojik sistemler var artık. Yani tüketici gittiği zaman boya almaya, renk makinesi dediğimiz bir sistemle istediği rengi yaptırabiliyor. Evet. Ve burada da dediğiniz gibi yani 2000-2500 adet renk var. İstediğiniz rengi çok rahat yaptırabiliyorsunuz. Zaten bir parça da aslında boya tüketiminin artmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Eskiden boya sadece koruma amaçlı kullanılırdı. Şimdi halbuki biz boyayı dekoratif amaçlı da kullanıyoruz. Dekoratif... Hatta moda sektörü bile bir yerde şeyle eş güdümlü gidiyor yani. Doğru. Ben hatırlıyorum yani o tip şeyleri. Hani giyim kuşam olsun, işte mobilya olsun, yani boyalarla. Çok doğru, çok doğru. O yüzden hani biraz daha bu artık dekoratif tarafta oluyor. Ama tabii ki sanayi boyalarına baktığınızda yine onun koruyuculuk özellikleri önemli. Hı hı. Otomobile baktığınızda hem dekoratif hem koruyucu özellikleri önemli. Ama tüketimin olduğu, yani esas inşaat boyaları tarafına bakarsak, yani biz tüketicilerin kullandığı kısma bakarsak, orada artık renk ön plana çıkmaya başlıyor. Ve de insanlar rengi daha çok kullanmaya başlıyorlar.
Hatta biz şunu bile diyoruz, yani illa evini boyatmana gerek yok, odanı boyat, bir tek duvarını boyat. O bile insanın ister istemez ruh halini değiştiriyor. Değiştirir. Çünkü bir mobilyayı değiştirmek ya da bir perdeyi değiştirmek, halıyı değiştirmek çok maliyetli. Belki çok daha maliyetli, doğru. Ama onun yerine odanızın rengini değiştirdiğinizde aslında psikolojiniz de değişiyor. Çünkü renklerin gerçekten insanın üzerinde, psikolojisi üzerinde etkileri bilimsel olarak da kanıtlanmış vaziyette. O yüzden biz renk konusunda da iddialıyız ve de bu konudaki teknolojimiz kendi teknolojimiz. Kendi ürettiğimiz bir teknoloji. Bu konuda da iddialıyız gerçekten. Tabii böyle iddialı bir marka, renk unsuru, reklam olmazsa olmaz bir yerde. Nasıl başladı? İstersen milli takımdan girelim. Yani o olay nasıl gelişti, nasıl işin brief'i ajansa gitti? Şöyle başladı. Aslında Dio futboldan uzak bir marka değil. Geçmiş yıllarda da yapılmış pek çok çalışma var ve halen de devam ediyor. İşte maç aralarında hakem maç bitti diyor gibi alt bantlarla, hı hı, yapılan özel futbol konseptli reklamlarla zaten hedef kitlemize ulaştığımız bir mecra. Futbolda bizim kullandığımız yollardan biriydi. Turnuvayla birlikte bizim aslında planımız şuydu. Bayilerimiz için özel bir gezi planı yapıyorduk. Onunla ilgili bilet bulmaya çalışıyorduk. Ama bu çok önceden planlandı herhalde, değil mi? Yani çok tabii. Sene yani, başında. Sene tamam. Başında başladık biz bunun çalışmalarına. Gezi falan derken federasyonla bir buluşmamız oldu. Güzel de bir sinerji yakaladık. Sponsorluk olabilir mi? Bunu nasıl daha genişletiriz, büyütürüz derken öyle bir yola girdik ve güzel bir anlaşmayla buradan devam ettik. İlk brief'i şöyle oluşturduk. Şimdi çok güzel bir nokta var aslında. Türkiye'nin renkleriyle bizim Pantone numaramız bile aynı diyor markası olarak baktığınızda. Kırmızı beyaz, kırmızı beyaz. Dediğiniz gibi renkler çok önemli ve kırmızı da gerçekten çok ateşli. İnsanların ruhundaki o tutkuyu, duyguları, vatanseverliği hepsini alevlendiren bir renk. O yüzden ajansımızla da yaptığımız görüşmede sadece tabii İlk stratejiyi nasıl oluştururuz? Hani milli takımla markamızı nasıl buluştururuz? Federasyonun da hedefi milli takım taraftarlığını arttırmak. Biz onlara nasıl destek oluruz? Bununla birlikte markamıza ve hedef kitlelerimize nasıl buluşuruzdu? Sonrasında ben isterseniz devamını anlatayım. Özgür Bey ilk stratejiyi nasıl oluşturduğumuza bahsetsin. Sonra da nasıl işlediğimize geri dönelim. Yani federasyonla anlaştınız. İşin reklam boyutuna ve stratejisine geldi. Geldi. Nasıl yapayım? Basın toplantısı olayımız var çünkü ilk başta. Onun için bir çalışma yaptılar. Açıkçası tabii erkek hedef kitle konuşunca futbol tartışmasız çok öne çıkıyor. Euro 2016'da bunun için altın bir fırsattı. Diyor sağ olsun bu sponsorluğu Futbol Federasyonu'nun da gerçekleştirince bize de odaklı bir çalışma kaldı. Ama zorluk şuradaydı. Aynı dönemde birçok marka hepsi girdi destekliyor ve hep beraber ekranda sesimiz çıkıyor. Burada güzel bir fırsat. Futbol taraftarları yıl içinde farklı renklere gönül verseler de söz konusu milli takım olunca bir anda ortam kırmızı ve beyaz oluyor. Aslında brief'in odağında kırmızı ve beyaz vardı. Dio markası da Melek Hanım'ın bahsettiği gibi kırmızı rengi Pantone'si dahil tutuyor. Biz buradan ilerlediğimizde Türkiye Kırmızı Beyaz Dio platformunu oluşturduk. O platform sonra bizde tezahürata dönüştü. Tezahürat futbol maçlarının olumlu sonuçlarını kurguladığımız güzel bir milli takım kurgusu içinde kısa güzel anlatan bir filmimize dönüştü. Tezahüratımızı müzisyen Mert Tümay yaptı. O da Beşiktaş Marşı'nı da besteleyen arkadaşımız. Bu çok iyi çalıştı. Ve yüksek frekanslı da destek verince marka açıkçası sevilen bir çalışma haline geldi. Dijital bacağı, diğer alanlar güzel de yayıldı. O bölümlere girmeden tamam, bir filmi hatırlayalım. Lütfen. Oradan devam ederiz. Saygılıyız. Kırmızı beyaz aşkımız, kırmızı beyaz aşkımız. Kalpler birlikte atıyor, kalpler birlikte atıyor. Türkiye kırmızı beyaz. Milli takımın en renkli destekçisi Ay Yıldız'a başarılar diler. Tüm renklere saygılıyız, kırmızı beyaz aşkımıza.
kalpler birlikte atıyor. Türkiye kırmızı beyaz. Milli takımın en renkli destekçisi Ay Yıldız'a başarılar diler. Evet, gördüğünüz gibi yani bizim programın içinde marka söylemiyoruz ama doğal, Türkiye, yani, Türkiye kırmızı yani, beyaz Türkçe diyor yani. Evet. Türkçe konuştuğumuz için markamızı söylemeden çözebildik. Aslında sizin çok güzel bir de iç çekiminiz var. Evet. Ama orada evet, da işte dediğimiz gibi yani Rütük dolayısıyla bir takım markaları veremediğimiz için onu bir şey yapamadık. Adresini verelim izleyenler. Evet, YouTube'dan bulurlar zaten. YouTube'dan bulabilirler. Sayfamızda var. Çok evet, güzel. Biz gönlümüzü verdik o işe gerçekten. Doğru. Bu iş zaten birazcık gönüllü aynen işi. Evet. Gönüllü işi olmayınca pek. 700 kişilik tüm çalışanlarımız katıldı. İki fabrikamızda çektik. Yani gerçekten buradan da selam edelim. Tüm çalışanlarımızın da bayramını kutlayalım. Herkesin. Doğru diyorsun. Çok emek ettiler. Hayır, keşke gösterebilseydik. Yani o film neredeyse reklam filminden daha zor çekilebilecek bir film olmuştur gerçekten diye düşünüyorum. Büyük gerçekten emek. Fabrikada gönül verenler, onlar da aynı renklere gönül vererek başarılı bir çekim gerçekleştirdi. Sayın Genel Müdürümüzün başkanlığında. Evet, başrolünde evet, diyelim. Valla biz de çok keyif aldık gerçekten o filmi çekerken. Hakikaten o milli ruhu her iki fabrikamızı da, hem Dilovası fabrikasında hem Çiğli fabrikasında o milli ruhu yaşadık. Yani bir saatlik bölüm ayırmıştık bunun çekimi hı-hı, için öğle tatili arasında. Artık millet bırakıp gitmek istemiyor yani, o tezahürat devam ediyor, o çekimler devam ediyorlar. Çekim yapan ekip de aslında. Sonra dedi ki lütfen bizim işimiz bittikten sonra biz de sizin aranıza gireceğiz. Biz de, ve bu keyfi biz de sizinle beraber yaşayacağız. Valla bugünlerin anısına size isterseniz bir milli takım forması verelim. Çok değerli olur. Çünkü reklam arası için yaptığımız bir forma bu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Harika. Milli formamız geldi. Reklam arkası. Çok teşekkür ederiz. Bunu gayet güzel bu bayram tatilinde giyeriz evet, diye düşünüyorum. Evet, evet, evet. Demin isterseniz kaldığımız yerden devam edeyim. Hani keyifli tezahürat çıkınca evet, bu tezahürat tabii milli takımın en başarılı olduğu anları bulduk ve milli takımın görüntüleri üstünden bir kurgu gerçekleştirdik. O başarılı anları arda arda koyunca zaten hepimiz o anları çok iyi hatırlıyoruz. Bizi başarıya taşıyan free kick vuruşu, diğer pozisyonlar, gollerimiz, onlar o coşkuyu gerçekten veriyor. Şeyi merak ediyorum, filmde bu hani önemli anlar işte evet, şeyler federasyondan mı yoksa nasıl, yani bir telif melif şey oluyor mu onlarda? Sponsorluktan kaynaklı hı, federasyon kullanabilme haklarını zaten anladım, serbest bırakıyor. Bu destekçi markalar bundan yararlanabiliyorlar. Buradaki başarı da tabii bunların en iyilerini aralarından seçip birbirimize de benzemeden hı hı, bu işi yapabilmek. Bu konuda olağanca hassasiyetle yürütmeye çalıştık. Ya yani o ki, şey de bayağı sorun oluyor. Yani bu milli takım sürecince hani bu böyle işte özel günlerde falan bütün firmalar giriyor ama tabii olay milli takım söz konusu olunca tabii kareler, görüntüler bilmem neler, yani orada bir farklılık yaratmak tabii işte jingle'ıyla olsun, evet, görüntüleriyle olsun, kırmızı beyazıyla olsun, farklılık ortada. Peki kampanya nasıl, mecralarda neler yaptınız? İlk, sadece televizyonda mı kaldı? Yok, tabii ki kalmadı. Fransalara İlk, taşındı mı? Taşındı. İlk stratejiyi oluşturduktan sonra biz Art Antalya ile başladı. Yani evet, FCB Art, onun dışında bizim PR ajansımız İlya'da, Dwarf Planet dijital ajansımız, medya planlama ajansımız Vizyum, çünkü hangi kanallarda hı-hı, ne farklılık tabii, yaratabiliriz bu süreçte diye hep beraber oturduk bizim ekibimizle birlikte. Bütün fikirleri oluşturduk ve fikirleri basın toplantısından itibaren oluşturduk. Çünkü basın toplantımız milli takımın kamp yaptığı Antalya'da bizimle birlikte bir marka daha sponsorluk anlaşması imzalamış. O da var, başka görüşmeler var. Hani spor basınında da açıkçası hani ekonomi falan dahayız ama spor basınında ilk yaptığımız bir basın toplantısı. Hı hı. Nasıl bir fark atarız dedik. Sağ olsun Özgür Beyler yetiştirdiler tezahüratı. Biz ilk orada dinlettik futbolculara. Bir tünel yaptık. O tünelin, onu da görüntüleri var ama onu da göstermiyorsunuz. O tünelin içinden ben gösteririm canım.
O tünelin içinden aldık misafirlerimizi. Tüm takım bizim basın toplantımıza katıldı. Ha, böyle sen katıldı. Çıkış tüneli gibi. Aynen öyle. Ha, yeşil gibi. Böyle saha gibi. Antalya'daki oteli onunla giydirdik. Biz onu basına yaşatmak istedik. Genelde o heyecanı futbolcular sahaya çıkarken yaşıyor ama basın hiçbir zaman o heyecanı yaşayamıyor. Bayiler falan da bir hoşuna gitmiştir. Kamerayı terse çevirip açıkçası basına o heyecanı, o tünelden geçmelerini sağladık. Bu milli takımımıza da çok... Milli takım da tüm kadrosuyla oradaydı. Bize müthiş bir destek verdiler sağ olsunlar. Sponsorluk anlaşmalarında bu her zaman öyle güçlü de olamayabiliyor ama müziğin de etkisi onları da çok motive etti. Hep beraber çok yüksek katılımlı güzel bir çalışma basın gerçekleşti. Basın toplantısı geçti. Yani olay fitili Antalya'da verdik. Antalya'da atıldı. Sonrasında dijital tabii biz reklam filmini ilk sosyal medyada çıktık. Birinci gün 1 milyon 500 bin izlenmeden sonra son izlediğimiz olarak, filmi değil evet, mi? Evet evet. Ve son olarak 6,5 milyon kişi izledi filmi. Yani bu hakikaten güzel bir başarıydı. Organik bir yayılım gerçekten. Güzel oldu. Güzel, evet. Sonrasında bir de tabii hani işin canlı tutmak adına yaptığımız işler vardı. Futbolu bana sor diye bir yarışma yaptık. Futbolu bana sor diyor da bildiğiniz bilgi yarışması. Ama futbolla ilgili sorular. Hani ben tabii çok iyi değilim o konuda ama erkekler daha iyi biliyorlar. İşte o golü kim atmıştı bilmem kaç yılında falan gibi. O yarışmanın sonucunda da forma, şapka gibi hediyeler dağıttık. 10.500 kişi de buna katıldı. Katıldı. Çok güzel. Evet. Sonra bir aplikasyonda Türkiye Kırmızı Beyaz diyor şeklinde bir çerçeve yaptık. Kırmızı Beyaz. Profil resimlerinizi değiştirin dedik. Takımınızı destekleyin dedik. Orada bir yığılmalar oldu tabii. Orada 8500'e yakın kişi bir günde değiştirdi resimlerini. Aslında öyle bunları söyledikten sonra ne merak ediyorum biliyor musun? Bu 2016'ya katılan takımlarda bu kadar çok takımını destekleyen yani ulusal firma var mıdır acaba diye de merak ettim. Yani mesela ne bileyim yani bir İtalya'yı, bir İspanya'yı, bir Portekiz'i hani bu kadar çok sponsoru bazen o basın toplantılarında arkadaki borda bakıyorum hani evet. Şeylere de yani biz bu konuda aslında çok da iyiyiz. Milli taraftar coşkusu çok yüksek bir evet, ülkeyiz. Evet. Açıkçası hani bizim sözlerimiz içinde de Türkiye kırmızı beyaz diyor gelmeden önce kırmızı beyaz aşkımız kalpler birlikte atıyor. Hı hı. Türkiye kırmızı beyaz diyor dediğimizde o coşku gerçekten çok yükseliyor. Milli duyguları yüksek bir toplumuz. Dönem dönem buna da çok ihtiyacımız var. Bugünlerde çok tabii. Özellikle içinde bulunduğumuz içinden geçtiğimiz dönem çok hassas bir dönem. Açıkçası bu duyguların en yoğun yaşandığı dönem. Ya aslında o kadar enteresan ki yani birçok acıyı, birçok işte bayramı, şuyu buyu bir arada kutluyoruz evet. Netice itibariyle. Ama hayat da devam ediyor. Şey de yapıyor. Biz aslında bugün Melek'le böyle kırmızı beyaz konuşurken hatta tereddüt de ettik acaba hani falan ama yani milli duygular Türkiye her zaman güçlü ve ayakta durmalı diye düşünüyorum ben de. Vallahi öyle. Basın toplantısına baktığınızda biz hakikaten çok gurur duyduk. Hı hı. Orada olmak, milli takıma bir destekçisi olmak. Yani sonuçta siz bir de bayilerinizi falan götürdünüz tabii. Maça. Biz nasıl geçti? O da çok keyifli. Çok hoşlarına gitmiştir herhalde. İspanya maçıydı gerçi. Sonu iyi değildi ama yine de en azından olsun, atmosfer. Olsun. Dünya yıldızlarını gördüler öyle en azından. Öyle oldu. Atmosfer çok güzeldi. Bizim öyle 3 günlük bir programımız vardı. Hı-hı. Maç ve arkasında işte Cannes, Monaco gibi. Oraları da çok güzel evet. Yerler olduğu için hepsini beraber bağladığımız bir gezimiz oldu bayilerle beraber. Onlar da çok keyif aldılar tabii ki. Türkiye'yi orada desteklemek ve de çok duygu. Ciddi sayıda da seyirci vardı. Yani insan evet. Bundan da çok etkileniyor. Bakıyorsun stadın yarısı kırmızı beyaz. Son Çekoslovakya maçında stat 33 bin kişiymiş. 15 bine yakın Türk seyirci vardı yani statta. Hemen hemen her yerde aynı. Yani evet. Benzer yarısı ki İspanya'da aslında evet. Futbol anlamında takımını çok destekleyen birisi. Ülkeler. Evet, evet ama seviyorlar yani. Seviyorlar. Gelsinler takımın arkasında olsunlar. Akdeniz havası var. Akdeniz havası var tabii onlarda da. Ama baktığınızda stadyuma yarı yarıya İspanyol ve Türk seyirciler yarı yarıya yedi. Tabii orada o hissettiniz ya Türkiye'de gibisiniz yani hakikaten evet, evet, çok güzel aynen. Bir atmosfer. Marşlar, sloganlar hakikaten resmen Türkiye'de bir maç seyrediyor gibi bir keyif alıyorsunuz. Seyirci konusunda da ikinci seçilmişiz galiba. Birinci Kuzey İrlandalılar olmuş. İkinci yani centilmenlik konusunda bizim seyirciler de yani katılım olarak ikinci olmuşlar. Öyle bir hava da vardı evet. Gerçekten. Evet. Herkes yani, çok seviyeliydi. Çok ilişkiler. Yani İspanyollarla yan yana oturuyorlardı mesela çok net evet. Olarak. Türk ve İspanyol ve ellerinde bayraklarla yan yana oturabiliyorlar ki hani bu normalde bizim çok alışık olduğumuz bir şey değil bu. Hani farklı bir takımın bayrağıyla yan yana olmak bizim çok alışık olduğumuz değil. İşin güzellikleri bunlar işte. Yani işte biz de zaten ne diyoruz? Tüm renklere saygılıyız ama kırmızı beyaza aşığız. Doğru. O yüzden o bütün renkli renk olan saygıyı biz orada gördük.
Ve çok keyif aldık hakikaten. Keşke yenseydik de turda atlasaydık daha iyi olurdu tabii. Olsun, inşallah. Ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet, evet, evet önümüzdeki maçlara bakacağız. Son dakikaya giriyoruz. İstersen Melek sen markanın önümüzdeki dönem nasıl? Dünya Kupası elemelerini destekliyor muyuz? Devam edecek mi? Milli takım destek olayı. Serdar Bey'in dediği gibi tüm renklere saygılıyız. Kırmızı beyaz aşkımız. O yüzden tabii ki Eylül ayında yeniden devam edeceğiz. Bir de sadece bizim desteğimiz değil, biz aslında orada bir aracı olduk. Bizim tüm paydaşlarımız, ustalarımız, bayilerimiz, çalışanlarımız, yaptığımız yani her alana da yaymaya çalıştık. Örneğin yapı marketlerde aktiviteler yaptık. Formalar dağıttık, DJ'ler radyolar üzerinden şarkımızı söyletti. Mesela internette hiç beklemiyorduk o kadar. Skorp üzerinden 800'e yakın video aldık. İnsanlar kendileri söyleyip bunu yaptılar. Yani biz orada bir vesile olduk aslında. Markamızla birlikte bu taraftarlığı yaşadık. Bu ateş sönmez diyoruz. Doğru. Dolayısıyla böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Yani futbolun dostluk temasını ve birleştirici gücünü... Mark aslında o renklerin kardeşliği zaman, şeyi. Evet, gerçekten bu toplum seviyesinde de algılanıp çok güzel geri dönüş oluyor. Amerika'nın bahsettiği o 800 videoyu gerçekten ruhuyla, gönlüyle bizim hazırladığımız tezahürat sadece konuyu ortaya getirmek. İnsanlar alıp onu çok güzel yorumlamışlar. Bu da bizi çok mutlu etti açıkçası. Aslında Türk futbolunda böyle bir birlikteliğe ihtiyacı var. Yani alt takımlardan, alt liglerden, birinci lige kadar hepsinde böyle bir barış, sevgi... Doğru. Ortamı. Futbol güzel şeydir demiş zaten. Güzel oyundur demiş Pele. Yani o şeyi devam ettirmek lazım. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Güzel İstanbul, Türkiye'mizin incisi İzmir'den kalkıp geldiniz. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Buradan hepinize barış içinde, huzur içinde bir bayram diliyoruz. Aman yola çıkarken havada, karada, denizde dikkatli olalım. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler diliyoruz.